Arkadaşlar merhaba. Anarko'nun bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisini aynı çeyrekle kıyaslayacağız. Ama yine her şeye çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Sonra nakit döndürme süresi bu yıllık değil. Çeyreklik. Ben de her şey çeyreklik arkadaşlar. Şimdi nakit döndürme süresine bakalım. Geçen yılın aynı dönemine göre bir hayli uzamış. Nakit döndürmesi süresi. Bu pek de hoşumuza giden bir şey değil. Evet, net işletme sermayesinde açık var mı diye bakıyoruz. Yok. Şu anda açık yok arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç yokmuş. Ancak nakitte 419 milyon azalsa da hala 3 milyar 767 milyon nette fazlalık var. Yani nette borçlu değil arkadaşlar. Yabancı para pozisyonuna bakalım. 1 milyar 325 milyon 998 bin 771 TL bir yabancı para pozisyonu var. O da öz kaynakların %3,23'üne denk geliyor. Yani pozitif pozisyonu var. Dolayısıyla bu da çok fazla bir etkisi olmayacak. Etkisini de zaten hesap kesildi biliyorsunuz 30 Mart'ta. Onu da ileriki şeyde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi nakit akışlarına bakalım. Nakit akışlarında bir önceki çeyrekte biraz problem varmış. Problem düzeltilmiş. Nakit akışında da sorun yok. Yatırım yapmış mı? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar rutinimiz yani ortalamamız 1,97'ymiş. Dolayısıyla şu anda 3,44 yatırım yapmış. Evet 492 milyonu. Bunun tamamı yatırıma gitmemiş olabilir. Stoklara da gitmiş olabilir. Siz bunu inceleyin arkadaşlar. Bu size kalmış yani 492 milyonluk bir çıkış var. Ne kadar yatırıma gitmiş, ne kadar stoklara gitmiş ona bakacaksınız. Çünkü stoklar %79,04 oranında artmış. Evet geldik arkadaşlar faaliyetlere. Yasal uyarıyı okuyun. Buradaki yaptığımız yorumlar tamamen bilgi amaçlı ve kişiseldir. Al tut sat tavsiyesi içermez. Biz her şeye matematiksel bakıyoruz. Dolayısıyla bu bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Yani sizin yatırım tavsiyenizine uymayabilir. Bu nedenden dolayı zarar edebilirsiniz. Onu dikkat edin arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 60,84 hasılat yapılırken şu anda bu ne olmuş arkadaşlar? 8,76'ya düşmüş. Çok ciddi bir düşüş var hasılatta. Onu bir kenara yazalım. Gelelim bakalım faaliyet karından yani fabrikta ne yapmış? Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %3,48 oranında fabrik üretirken şu anda fabrikte sınıfta kalmış. Üretememiş. Zarar açıklamış. Yaptığı işten. Bu da pek hoş değil. Hem hasılat düşmüş hem fabrik marjı düşmüş. İki kötü. Net kâra baktığımızda geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 82,67 oranında net kar yaparken şu anda eksi 9,69 zarar açıklamış. Bu da kötü. 3,3 kötü. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümemize. Tabii enflasyon muhasebesinden dolayı değerlendirme yapmış. Geçen yıl bu zamanlar %132 değerlendirme yapmış. Şu anda da 84,98 yapmış. Dolayısıyla çeyreksel öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %214 gibi bir büyüme sağlarken şu anda bu 77,27'ye gerilemiş. Burada da bir gerileme söz konusu. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %851 büyürken şu anda 71,29 gibi çok düşük bir değere sahip olmuş. Yani işler iyi gitmiyor. 5'te 5 kötü gidiyor. Bak bunu bilelim. 5'te 5 kötü gidiyormuş. Tamam. Fiyat hareketimize bakalım. 21.12.2021'de bizim baz aldığımız nokta. O zaman en düşük fiyatımız 10,78'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar 1591 giderken fiyat 1127 gitmiş. Sevgili arkadaşlar. Bu fiyatın da ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum. Sadece ben söylüyorum yani ne kadar gitmiş. Artık onu siz ölçeceksiniz. 5 yılın en düşük FK'sı 2.30'muş. Şu anda 8,69. Dolayısıyla en düşük FK'nın yaklaşık 3,78 kat yukarısında işlem görüyor. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0,76'ymış. Şu anda 1,40. Bu da 1,85 kat yok halde arkadaşlar. Halka açıkların 33.62 güzel bir oran bu. Arkadaşlar yabancı paranın öz kaynak etkisi de 0.29 pozitif olacak ama çok ciddi bir rakam değil zaten o da. Fiyatlara bakarsak zirve fiyatımız 144 liraymış. Oradan %8.12 aşağıda. Bir önceki çeyrek fiyatımız 113.90'mış. Oradan da 116.15 yapmış. En azından yatırımcının enflasyona karşı ezdirmemiş. Enflasyon 15 olsa bir puan da üstünde getirmiş. Şimdi bir takım ölçümler yapmadan önce şu anki çarpanlara bakalım. FK'mız 8.69, piyasa değeri defteri değeri 1.40, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 9.67 olmuş. Evet, şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Önce defter değerimiz 94.25. Bu ne kadar süreyle, yani 71.29 büyüyerek, mevcut büyümeyle ne kadar sürede 132 lira 30 kuruş olur. Yani fiyata ulaşır. O da 0.6 yıl 8 ay. Dolayısıyla ben ne diyordum? Biz çeyreklik baktığımız için 3 aydan fazlasını kabul etmiyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çeyreklik baktığımız için en fazla biz 3 ay sonrasını fiyatlayabiliriz. Daha fazlasını fiyatlamamız ne kadar doğru olur? Sizin bileceğiniz iş. Ben buna hava parası diyorum. Yani donmamış çocuğa don biçmek. 8 ay sonrasının öz kaynağını şimdiden almak ne kadar doğru artık onu siz karar verin. Şimdi şirketin getirisiyle alternatif getiriyi kıyaslayacağız. Yine defter değerimiz 94.25, onu %71.29 oranında çoğaltırsak, yani böyle gideceğini düşünürsek, bir yıl sonra bu şirketin öz kaynağının ortağı olarak kazancımız 67 lira 20 kuruş olacak. Biz bu 67 lira 20 kuruş kazanmak için şirkete ne kadar veriyoruz? 132 lira 30 kuruş. Bunu biz şirkete değil de %51 ile faize koysak 67 lira 47 kuruş kazanacağız. Yine biz bunu şirkete değil de %54 olan enflasyon oranıyla herhangi bir duran varlık olsaydık kazancımız 71 lira 44 kuruş olacaktı. Yani yağ, şeker, tuz atsaydık. Değil mi? 71 lira 44 kuruş. Dolayısıyla alternatif ve şirketin getirisinin 1.0 altı katı. Yani aşağı yukarı aynı ama az biraz fazla. Peki ne diyoruz arkadaşlar? Yani şu anda az biraz fazla olduğu için biraz denge yok. Tam denge istiyoruz biz. Tam dengesi için de işte şirket yatırım yaptı, işte şu olacak, bu olacak falan filan. Siz yaptığınız hesapların neticesinde bu şirketin %75.80 büyüyeceğini öngörüyorsanız problem yok. O zaman yapıştıralım. Bakın o zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olacak. Yani sen %75-80 büyüyeceğini düşünüyorsan o zaman bu fiyat doğru. İkinci alternatifimiz, ben bunun böyle büyüyeceğini düşünmüyorum. Ancak bu kadar büyük veya daha aşağı gelir. Bu kadar büyükse, yani daha yukarı 75 değil de 71 büyükse, o zaman da makul denge noktamız, fiyatımızı değiştirelim. Evet, fiyatımızı değiştirdiğimizde gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon getirisi yine eşit oldu, değil mi? Demek ki iki tane koşulumuz varmış. Ya öz kaynaklar büyüyecekmiş %75 oranında ya da fiyat 124 lirada dengeye gelecekmiş. İki tane denge noktamız var. Peki bu 124 lira nedir? Bunun matematiksel değeridir. Peki biz denge noktasında niye hisse alalım ki? O zaman başımızı ağrıtmayız, değil mi? Başımızı niye ağrıtalım? Yani gider 124 lira hisse alacak mıyız? Yok. Gider paramızı enflasyona, yağımız, şekerimiz, tuzumuz alır, keyfimize bakarız ya. O zaman ne olacak? Burası riskli piyasa. Dolayısıyla biz risk iskontosu istiyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Risk iskontosu istiyoruz. Peki ne kadar istemeliyiz? Şimdi arkadaşlar 5 tane değere baktık. 5'i de iyi gitmiyor, değil mi? Bak 5'i de iyi gitmiyor. Bir tanesi iyi gitse tamam. En az %30, %35. Size en az %30 ama iskonto istememiz lazım. O %30'un iskontosu 120 liranın yani 3'te biri ne yapar? Ona göre karar verin. Bence 80 lira yapar. Yani öyle söyleyeyim. Değil mi? Yani risk iskontosu. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Birincisi zaten şu şirket şu anda değerinin üstünde fiyatlanıyor. Bu bir. Değil mi? İkincisi 5'te 5 değerleri 2'ye gidiyor. Bu 2. Üçüncüsü zaten bizim hesapladığımız faiz 51 ya. Bu 58 oldu. Dördüncüsü enflasyonumuz da 60 oldu. Size onu söyleyeyim yani. TÜİK'in verdiği rakamlara yaklaştık buna. Tefe bölü 2. Dolayısıyla bir sonraki içeri böyle giderse, yani böyle gibi gitse değeri ne olacak? Daha aşağı düşecek. İşte o nedenle biz ne istiyoruz arkadaşlar? İskonto istiyoruz. İşte o iskonto da size bağlı. %30 mu istersiniz? %20 mi istersiniz? Ancak şu anki performansıyla maalesef alternatif getirinin altında bir getire sahip. Dolayısıyla buna olmamış diyoruz. Çok olmamış da demiyoruz ama olmamış her halükarda. Dolayısıyla kafamız rahat olması için, değil mi? Kafamızı yastığa koyarken rahat uyumamız için ne yapmamız lazım? İskontolu almamız lazım. İlle de ben bunu alırım dersen sen bilirsin. Yani şirketin getirisiyle enflasyon getirisi neredeyse aynı. Az biraz altında. Problem yok. O senin bileceğin iş. Ama burasının riskli bir piyasa olduğu ve 5'te 5 değerin aşağı gittiği bir ortamda şu büyümenin bile 71-29 büyümenin de sürdürülemeyeceği aşikar. Öyle gözüküyor. Ben hastalandım diyor. Tedavi olmam lazım diyor. İşte o nedenle bizim iskonto istememiz lazım. O iskonto değeri de dediğim gibi artık sen bilirsin. Buradan %25 mi istersin? %30 mu? 35 mi? 40 mı? O sana kalmış. Ama en azından hiç olmasa %25 iste abi. %25'te ne olur? Bunu 4'e bölersen 4'te 3'ünü alman lazım. Yani ne yapar? 60-30. 30'u çıksan burada ne yapar? 90 lira yapar. Yani artık onu hesaplayın arkadaşlar. Kendiniz ne kadar istiyorsanız. Dolayısıyla şu anki performansı kötü arkadaşlar. Değerleri de aşağı gidiyor. Şirket hastalanmış. Tedavi olursa o zaman pozisyon alırız. Eğer değerler yukarı gitseydi o zaman biz bunu makul gördük. Bu fiyatı da makul gördük. Ama değerler aşağı gidiyor. Belli ki ciddi bir sıkıntı var arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.